كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتِنَ عَمَلَهُمْ Bu ilahi sünnette var. Yani Allah Azze ve Celle bir kimse bir yanlış davranışı hakka rağmen, doğrusuna rağmen işlediği zaman ve bunu tekrarladığı zaman bir süre sonra onu beğenmeye başlıyor. Bu hangi davranış olursa olsun. Kötü bir şey bu. Bu cezası onun. Yani faizse bu mesela 1-2 alıyor 3-4 derken ilk başta alırken eli titrerken ikinci üç bakmışsın alışmış daha rahat alıyor falan. 4-5 ya bir tek günahımız olsun demeye getiriyor. Ondan sonra daha ileri gidiyor iyice o işin içerisinde ya neresi bunun günah diyor bu sefer. Artık iyice kanıksanmış, benimsemiş, iç içe olmuş. Bu artık onu kaplıyor. Yani bu süsleme kaplıyor. Bunun bir anestezik etkisi var. Toplumlar da bu manada kolektif olarak belli bir günaha alışkanlık edinebiliyorlar. Yani bir topluma bakıyorsun orada falanca günah. Yani genel bir bakış açısı içerisinde belli bir şeye indirgenmiş, rahat işlenebiliyor. Bu aslında büyük bir kabahat. Fakat hep birlikte onu işleye işleye, müsamaha göstere göstere dizisini, filmini, şunu bunu yapa yapa hafif almaya başlamışlar. Tezyin dediğimiz süsleme meydana gelmiş. Bakmışsın bir noktadan sonra beğenir hale gelmişler. Ne alacak canım falan diyorlar artık. Bu Cenab-ı Hakk'ın o kişiliği veya o toplumu cezalandırması. Yanlıştan geri döneceğine, yanlışta devam ettiği zaman yanlışı ona yar ediyor. Yanlışı ona iyice arkadaş kılıyor. Ayrılmaz bir şekilde o yanlışla iç içe yozlaşmaya başlıyorlar. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا Ve her ümmette Cenab-ı Hak bunu yapmış. İşte biz böyle diyor, her ümmette bu tür davranışları, yanlış davranışları sürdüren kimseleri yanlış davranışlarına yar ettik, beğendirdik, süslü gösterdik. Hak'tan kalıcı bir şekilde uzaklaşmaya dönük kötü bir gidişat bu. Ve Kur'an'da başka ayetlerde de bunun karşılığı var. Böyle yer yer Cenab-ı Hak bazı ümmetlerden bahseder. Orada da kullanır. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte müsriflere bak böyle yaptıkları hoş gösterildi diyor Cenab-ı Hak. Diyeceksiniz ki kişinin yani bu yanlış değil mi? Bu yanlışı zaman sonra artık yanlış görmemeye başlaması hakkaniyete sığar mı? Hani bu yanlışı hep yanlış görsün ki yanlıştan ötürü uzak durma sorumluluğu devam etsin diyebilirsiniz. Ben de öyle düşünürdüm. Ama işin aslı öyle değilmiş. Bu yanlış, siz bu yanlışı yapıyorsunuz. Cenab-ı Hak size bunun yanlış olduğunu da hissettiriyor. Biliyorsunuz. Yaparken de eliniz titriyor, ayağınız titriyor, korkuyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Yanlış. Bir kere yaptınız. Artık dönüp hala yanlış olduğunu iyi biliyorsunuz. Pişmanlık yaşattı Cenab-ı Hak size. Derin bir pişmanlık. Dönüp artık vazgeçip bir daha yapmamak, bu deneyimi de onun ne denli yanlış olduğu bilgisine ekleyerek daha fazla uzak durmak yerine tekrar bulaşıyorsunuz. İkinci, üçüncü, beşinci, yedincisi yok. Siz artık bir süre sonra bunun yanlış olduğu bilgisi sizden yavaş yavaş alınmaya başlıyor. Hakkını vermediniz çünkü bunun. Bunu bilmek, bunun yanlış olduğunun farkına varmak ilahi bir lütuf idi. Ve bu lütuf sizin o yanlıştan uzak durmanızı gerektiriyordu bir insan olarak. Siz bu bilgiyi değerlendirmediniz ilahi adaletin gerektirdiği bir imkan diliminde. O imkan diliminin sonuna doğru artık siz bunu yanlış olmaktan, yanlış olduğunu bilmekten uzaklaşıyorsunuz. O şuur kaybolmaya başlıyor sizde. Ve o alandaki sınavınız bitiyor. Siz artık bunu yanlış görmüyor. Dün yanlış görürken bile yaptığınız şeyi bugün artık yanlış da görmüyorsunuz. Düşünün nasıl yapıyorsunuz artık rahatlıkla. İşte yozlaşma dediğimiz şey böyle bir şey. Ve buna müsaitiz. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Kazanıp durdukları şeyler kalplerini lekeleyip duruyordu diyor Cenab-ı Hak. Eğer geri dönüş tevbe ve arınma gerçekleşmezse bu üst üste biriken lekeler kişiyi
orijinden uzaklaştırır, fabrika ayarlarından uzaklaştırır ve artık onun civataları gevşer. Artık her türlü yanlışa daha müsait hale gelmeye başlar. Bela men kesebe seyyiaten, bir kötülük kazanır. Ve ahatat bihi hatiatu, ondan arınmadan sürekli bu hatasını çoğaltır çoğaltır, tekrar 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 işlerse bu onu kaplamaya başlar, ihata eder, en sonunda itikadını da alır, kalbine de sirayet eder, bitirir onu. Fe ulaike ashabunnar, bir bakmışsın ki ateşin halkından olmuş. Hum fiha halidun, orada sonsuz kalacaklardan biri haline gelmiş. Dolayısıyla amelden başlayan bir yanlışlık bir süre sonra itikada sirayet eder. O yüzden ne hoş bir sözdür. Hani yaşadığın gibi inanmıyorsan bir süre sonra, şey, inandığın gibi yaşamıyorsan bir süre sonra yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Thumma ila rabbihim marji'uhum. Bu dönemde tamamlandı mı? Tamamlandı. Hani iyilerin durumu ne? İyiler aklanıp, hani iyiler hiç kötülüğü tecrübe etmeyenler değil. İyiler de kötülüğü tecrübe ediyorlar. Ama kötülükten dönüp temizleniyorlar. Siliyorlar. Yani o silgisi olan kalemle şey vardı ya, kurşun kalem. Bunun örneğinde bu silginin belli bir şeyi var. Belli bir miktarı var. Yani siz o miktarı aşacak kadar çok yanlış yazdığınız zaman, yanlış yaptığınız zaman artık bir an gelir sadece bu araç, hayat aracı sadece yanlış yapmaya yarar. Artık silme, temizleme imkanı ortadan kalkar. Çünkü nihayetsiz değil. Yani ki yanlışa bulaşmak sınırsız açılmış bir imkan değil. Sınav amaçlı olduğundan sınırlı ve sorumlu bir aralıkta gerçekleşiyor. Bunun da nerede biteceğini bilmediğimizden hesap da yapamıyoruz. Yani şurada bitiyor desek oraya kadar hakkımızı tüketelim, bütün bonuslarımızı kullanalım, jokerleri falan. Sonra orada bırakırız gibi bir şey, hesabın içerisine girme de imkanımız yok. Onu ilahi adalette Cenab-ı Hak biliyor. Dolayısıyla Allah'ın öğüdüne göre bir an önce dönün. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum limâ yuhîkum. Allah'a ve elçisine icabet edin. Sizi, size hayat verecek şeylere çağırdıkları zaman. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Bir süre sonra artık o kalbinle senin arandaki bağ kaybolur. Hissetmemeye başlarsın. Düne kadar yanlış bulduğun, asla yapmayacağını düşündüğün davranışları yapabilmeye başlardın. Çünkü onun çirkefliğini Cenab-ı Hak senden söküp almıştır. Kalbinde o anlamdaki değerleri kullanmadığın için geri alınmış demektir. Kullananlar açısından, bu tecrübe ettikleri yanlışlardan sonra yanlışlardan dönenler açısından durum iyileşir, düzelir. Sebat edip, sabredip, istikamet kazandıkları zaman bu kez Allah Azze ve Celle onları iyilikler yönünde sağlamlaştırır. Yani kötülük yönünde sağlamlaşmak nasıl uzun vadede betonlaşıyorsa orada kötülükler, iyilik sürecinde de Allah Azze ve Celle kulları takvaya sarıldıkları, doğru bildiklerini yaptıkları sürece daha fazlasını öğretir, daha güçlendirir onları. Kalplerine habbebe ileykumul imana, imanı onlara sevdirir. Ve zeyyenehu fi kulubikum, kalplerinde onlara imanı bezer. Burada kötülükleri tezyin ediyor, yanlışları süslüyor. Bu kez İyi istikamette, pozitif yönde ilerleyenlere de Allah Azze ve Celle imanı bezer, süsler. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Ve kötülükleri onların gözünde çirkinleştirir. Düne kadar o kötülükleri yapmak için can atarken bir bakmışsın artık soğumuş onlardan. Dileriz Allah Azze ve Celle bize de bunu yapsın. Yani bizi sürekli bir yandan olumsuz parazit duygularla kötülüğe davet eden o bedensel, ruhsal, her kaynağı nereden geliyorsa, beşeriyetimizin hangi merkezinden doğuyorsa bilmediğimiz ama etkisinde kaldığımız ve sıklıkla da hata ettiğimiz yanlışlarımızın tetikleyici o impulslarının kaynaklarını Cenab-ı Hak kör etsin. Ondan sonra bizi rahatlatsın ve yanlışın, günahın cazibesi azalsın. Hatta imkanı varsa tamamen yok olsun.
Hatta nefret duygusu oluşsun. Tıpkı ayette anlattığı gibi. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ Size küfrü nahoş gösterdi. Küfür nahoş elhamdülillah da. İkinci sırada ne var? كَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ Fasıklık. Fasıklık henüz daha nahoş değil. Fasıklıkta işte ne var? Kafirlerin yaşam tarzı var. Her türlü melanet var, iğrençlik var vesaire. Aslında öyle diyoruz ama bu fasıklık çoğumuz açısından cezbedici bir boyutta maalesef. Dileriz Allah Azze ve Celle fasıklığı da bize nahoş gösterir. Hani fıkrada anlatıyorlar ya, adam gitmiş, bak Ramazan günü aç karnına Avrupa'da dolaşırken bakmış ki millet yiyor, içiyor. Ondan sonra içkisi, her türlü günahı var. Ya demiş, yatın kalkın demiş, şükredin demiş yani. Dininizin kıymetini bilin. Bu anlatılan fıkra kuşkusuz çok boş, kof, anlamsız bir şey ama bizim bakış açımızı ele veriyor. Yani biz bunu madem ki toplum olarak paylaşabiliyoruz, konuşuyoruz, gülüşüyoruz. Demek ki böyle bir bakış açısı var bir tarafında yani bizde. Adamların dinlerinin ne kadar da işte kendilerine hiçbir şey emretmediği, hiçbir şeyden sakındırmadığı. Demek ki din ola öyle ola yani. Hiçbir şeyi engellemesin, hiçbir buyruğu olmasın, hiçbir engeli, çerçevesi, sınırı olmasın. Hiç demiyoruz ki ya böyle din olur mu? Belli ki adamlar bu hale getirmiş. Yani böyle her kapıya vur gir, ne yaparsan yap diyen bir anlayış olur mu? Böyle ne edersen et, sorun yok tarzı takılan. Demek ki kul eli değmiş, yozlaştırılmış ve anlamını da yitirmiş. Şimdi adam niye böyle anlamsız bir dininden ötürü kadrini bilsin? Tam tersi, hakikatin kadrini bilsin de hakikate adım atsın. İçi boşalmış olan dinden bir an önce kurtulsun da Rabbine gidecek, dosdoğru bir yola kavuşsun. Tam tersi, acınası durumda, acınacak durumdalar diye düşünmek lazım. ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Sonra bunların dönüşü Rablerine olacak. Bu taraftakilerde, o taraftakilerde, diğer taraftakilerde, kim her neredeyse, herkes dönecek. ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Davet ederken tiksindirmiş olan da, itici davranmış olan da, bu itilmeye yer arayan, bunu bahane edip zaten uzak durmaya çalışan da, her neyse, bunların hepsi dönecek. Kime dönecekler? Rabbihim. Herkes Rabbine dönecek. Sadece bizim Rabbimize, şunun bunun Rabbine değil. Herkes kendi Rabbine dönecek ve herkesin Rabbi tek olan, bir olan yegane Rab. Allah Azze ve Celle. ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Sonra herkes Rabbine dönecek. Bu süreç kapanacak ve ilahi huzurda toplanılacak. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Herkes Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkaracak. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَ Hiç kimse geri kalamaz. Hiç kimse eksik değil. Bir tane bile firesi olmaz. فَيُنَبِّئُهُمْ O da bu kez haber verecek. Herkese ne yaptığını haber verecek. Tartışıyormuş gibi yapıp da karşı tarafın damarına basanları da, çaktırmadan adamı irite edenleri de, aradan laf sokup milleti rahatsız edenleri de, ihlasla, içtenlikle Cenab-ı Hakk'ın mesajını ulaştırmak adına, bunu kişiselleştirmeden, kendi malı mülkü gibi yapmadan, kendisini günahsız, karşı tarafı günahın dibine batmış adam gibi lanse etmeden, tevazu içerisinde olanla olmayanları, hepsini Cenab-ı Hak ne yaptığını ortaya çıkaracak, hepsini ayna tutacak. Dolayısıyla madem ki hesap onun önüne verilecek, şu halde bizim yapmacık davranmaya, doğru yapıyormuş gibi gösterip yanlış yapmaya hakkımız yok. Allah Azze ve Celle'nin o demin bahsettiğimiz Resulüne lütfettiği rahmetini bize de lütfetsin de böyle kişiselleştirmeden, incitmeden, aşağılamadan, ondan sonra rahatsız etmeden, madem ki Rabbimizin dinini başkayla paylaşma sorumluluğu hepimizin var, bunu yaşarken ölçüsüne de dikkat edebilelim. Sövmeye, saymaya, hakaret etmeye girmeden düzgün bir dille. فَيُنَبِّئُهُمْ O da onlara haber verecek. Hepsine. Bak sen burada bunu böyle yaptın. Burada bunu böyle konuştun. Biliyordun karşı taraf buradan rahatsız olacak. Maksadın onun hakkı görmesi değildi. Maksadın onun kafasını ezmekti. Onuruna dokunmaktı. Gururunu incitmekti. Bunu yaptın. Sen bunu
Yazarken de biz senin yanındaydık. Bunu çizerken de yazı, çizi, çekim her neyse Cenab-ı Hak biliyor, kişinin bütün hesabını biliyor. Bizim bütün hesabımızı biliyor. Hiç yapmadığımız şeyler değil. Zaten böyle anlattığımızdan, çok iyi yaptığımızdan kaynaklanıyor. Yani işi bildiğimiz için yani. Her birimiz biliriz bu işler nasıl olur, kim nasıl incitilir, nasıl rahatsız edilir. Ama Allah Azze ve Celle de bilir. Dolayısıyla da bunları hele hele onun dini adına yapmış gibi gösterip bir yanlışın içine giriyorsak hesabını da Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. فَيُنَبِّئُهُمْ onlara haber verecek. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ her ne yapıp duruyorlar idiyse, her ne yapıyorlar idiyse Allah Azze ve Celle haber verecek. Çok şükür henüz daha bugüne kadar böyle adını vererek kimseyi tahkir etmedik ama yine de böyle zaman zaman hamakat kelimesini ben kullanıyorum, ahmaklık. Ondan sonra bazen eşeklik falan diyorum herhalde. Ama bence onlar da doğru değil. Yani muhatap kendisini, aa bak bizim tarzımızdaki davranışları şu anda konu ediniyor. Belli ki bize bunları söylüyor dediğinde, hani alacağı bir mana, bir ders varsa da ondan uzaklaşır. O esnada belli ki kişisel bir şeye çekiliyoruz. Yani öfke bizi hakkı paylaşmaktan ziyade hak üzerinden bir başkasını ezmeye dönüşüyor. Buna hiç hakkımız yok. Hak bizim insanlar arası mücadelede kullanacağımız bir payanda, bir dayanak noktası değil. Hak her şeyin üzerinde olan yüce bir değer. Allah Azze ve Celle'nin insanlığa indirdiği bir değer. Yüce Yaradan'ın kendisiyle özdeş. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ bizim öyle kişiliğimizi kuvvetlendireceğimiz, oradan kendimize güç vesaire devşireceğimiz bir şey değil. Bu suistimale girer, kötü kullanıma girer. Kötü kullanım, hele hele dinin kötü kullanımı her şeyin suistimalinden daha beter bir suçtur. Yani başka şeyler de suistimal edilebilir. Parasını, kariyerini, oturduğu makamı, ne bileyim. İnsanlar suistimal ederek şahsiyetlerini yüceltmeye çalışabilirler. Ama bunlar içerisinde en kötüsü dinin suistimal ederek şahsiyetin yüceltilmeye çalışılması. Dilerim Allah Azze ve Celle bizi böyle bir yanlıştan, bugüne kadar işlediklerimizi affeder. Bundan sonra da rahmetiyle böyle tür yanlışlardan alıkor diye diliyorum. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ